Herkese iyi akşamlar. Çarşamba akşamı Beat Lütfen Radyo Etü'deyiz. Ben Hakan. Yanımda çok büyük ama çok büyük iki konuğum var. Yunus Emre ve Frekans şu anda stüdyomuzda. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan. Eyvah. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet, nasılsınız abi? İyiyiz. Çok teşekkürler Hakan. İyiyiz. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz abi. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bizim için onurdur burada Yunus Emre ve Frekans'ı ağırlamak. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada Dünya Radyo Günümüz kutlu olsun. Gününüz de kutlu olsun. Benden önce davranın abi. Evet. Bu önemli günde buraya gelmiş olmak da bizim için ayrıca... Aynen. Bu arada söylemeden geçmeyelim. Bugün Ozan Arif Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Onun için de bir ailesine başsağlığı dilemiş olalım burada. Herkesin başı sağ olsun. Duyarlı davranışınız için de teşekkür ederiz. Evet. Abi ben programı iki konuğumum varken, yani konuğum varken şöyle başlatmayı seviyorum. Abi Ankaralı mıyız? Ankaralıyım. Ankaralıyız. Doğma büyüme Ankaralıyız. Ya, kültür yani, boşver abi. Hangi kültür abi? Tabii, Ankaralıyız. Burada doğduk, evet. Büyüdük, yetiştik. Buranın hip-hop kültürüyle geçtiğini düşünüyorum yılların veya işin içinde geçen yılların. Tabii yani... Tabii. Ankara hip-hop için, rap için farklı bir anlam taşır. Evet. Yani Türk hip-hop tarihine de baktığımız zaman Ankara'nın yeri hep ayrı olmuştur. Diğerlerinden, diğer şehirlerden çok daha farklı olmuştur. Tabii o ortam, o atmosfer içinde yetiştik. Yani. Ya sadece hip-hop için değil ya. Baktığınız zaman İstanbul'da çok fazla Ankaralı müzisyen görebilirsiniz. Sadece mutlaka. Rap değil yani. Bu doğru, o da var. 90'larda, 2000'lerin başında hep rock... sanatçıları, işte daha alternatif müzik yapanların hepsi Ankara'dan çıkmadır. Çünkü melankolik ve karanlık bir şehrimiz var. Aynen öyle. Bu da bize sanat yapmaya teşvik ediyor. Ya belki yani. Sanattan başka yapacak. AVM var. Bir sürü AVM'miz var ya. Niye sürü, her tarafta AVM var. Evet. Her yer AVM. 16 tane AVM. Everywhere AVM. Yeter ki ilham bu. Everywhere AVM. Evet. Güzel. Hemen şunu da dinleyicilere ben hatırlatmak istiyorum. Yayının başında eğer ki Yunus Emre ve Frekans'a herhangi bir soru varsa mesaj gönder bölümünden yazın. Biz de buradan kendilerine soralım. Bizim tabii, sosyal medya hesaplarımızdan da gönderebilirler mi? Aynen öyle tabii ki. Oradan yani size gelen soruları okursunuz. Tamam, cevaplarız. O zaman sıkıntı olmaz. Kırık kalp alttan tire. Frekansın ki neydi? Frekans Official Dark Lady. At Frekans Official hem Instagram hem şey için, Twitter için. Twitter için. Yunus Emre. Benim de Yunus Emre 06. Tamam. Twitter Yunus Emre 06 Instagram Yunus Emre 06 Facebook. Tamam. Facebook'tan yazan olur mu bilmiyorum ama. Şaka yapıyorum ya. Facebook kimse kullanmıyor artık herhalde. Yani çok az kaldı. Aynen. Ya bir şey soracağım. Sen çok enerjik ve yüksek sesle konuşuyorsun ya. Biz şu an biraz daha kısık kalıyor muyuz acaba? Yok benim abi. Net bir rahatsız şekilde. İyi mi? Net çünkü bir adam çok güzel. Enerjik karşımızda ya. Aynen. Ha, reji okey diyormuş. Gayet tamam. Güzel. Çok iyi bir ekip var bu arada. Teşekkür Rejiye ederiz. De buradan bir alkış aynen. Alıyoruz. Mustafa kardeşim normalde bizim yanımızda olurdu ama bugün biraz teknik sorunlar yaşadığımız için orada. Evet. Abi şimdi biraz konulara girelim. Girelim. Ufak girelim. Ha. Şimdi Yunus Emre ve Frekans. Ben yani çocukluğumdan beri rap dinleyen birisi olarak sizi eskiden beri takip ederdim ama eyvallah. Benim takip ettiğim tarihten de eski bir maziniz var. Ne zaman başladı Yunus Emre ve Frekans? Ne zaman tanıştınız? Ne zaman nasıl oldu? Tanıştık? Yani... Official hikayeyi mi anlatıyorsun? Samimi olanı anlatırsak ya, o, ya şöyle. Tabii o benden biraz daha erken, daha ön plandaydı. Ben daha kendi halimde bu işlerle uğraşıyordum. Gide gele zamanla işte bir şekilde aracılarla tanıştık. Ondan sonra zaten hep beraber çalışmaya başladık. Hatta böyle ilk yaptığımız proje şeydi. 3406'da beraber olmuştuk. Evet. ilk o zaman Python... 2004 senin olması 2004, lazım. Evet. 2004. O zaman Python işte Server Uzas şimdiki adıyla. Bizim Rahtan vardı, Kerim vardı. O onlar Ako vardı. Şampiyonlar Ligi. Yani o dönem için öyleydi. O dönem için öyleydi. Evet. İyi bir albümdü. Bayağı da şarkı vardı albümde. Aynen. 20'den 20 şarkı. Tabii. Yunus Emre ve Frekans'ın ilk bir araya gelmesi bu albüm müydü? Tabii yani? O albüm. Evet, aynen. Daha sonra benim bir yani Emre daha çok o ekiple kalmaya başladı. Ben İstanbul'a gittim bir süreliğine. Orada bir şeyler yapmaya başladım. Ya biz şimdi kendi aramızda olunca biraz tabii başka anılar canlanıyor gözümüzde. Mutlaka. Neyse ondan sonra işte ben İstanbul'da bir dönem
reklam müzikleri, film müzikleri vesaire yapıyordum. Emre burada başkentte okuyordu o sırada. Devam ediyordu. İşletme benim. Aynı anda girdik, ben atıldım, o devam etti zaten. Aynen. Ondan sonra o sırada ben İstanbul'da, yani işte döndüm hemen Ankara'ya. Birlikte bir şeyler yapmaya başladık. İlk yaptığımız parça Tatlı Dil ve Tabanca diye bir şarkı yapmıştık. Yanlış hatırlıyorsun. Yanlış mı hatırlıyorum? Bana ne yapacağım, bana ne yapacağımı söyleme. O ondan sonraydı. Hayır, bence abi, öyle mi? Bana ne yapacağımı söyleme. Pardon, çok özür dilerim. Doğru. Ben bilmem. Bana ne yapacağımı söylemeyi kaydettik. Sonra baktık ki bu çok uyumlu bir ikili hale oldu. Geldi. Evet, zaten önceki çalışmalarda da beraberdik ama bu daha uyumlu hale geldiğini görünce beraber çalışmaya başladık. Ama tabii asıl bizim uyumumuz sahne uyumundan kaynaklanıyor. Yani Yunus Emre ve frekansı aslında var eden, bir de birbirimizle çalışmaya iten en önemli etken sahnede birbirimizle olan etkileşimdi. O açıdan çok şanslı da olduğumuzu düşünüyorum ben. Neşet Kılıç'ın klik etkinliği olmuştu Kasım'da. Ben ilk defa canlı olarak sahnede sizi orada izledim. Orada, ya orada çok kendimizi gösteremedik. Orada ama, biraz. Ama yeter. Yani yok, orada yok. O bile yeterdi yani. Orada çok çok daha iyilerini yaşadık. Orada bayağı aksaklıklar oldu ama çok güzel organizasyondu Neşet. Tabii. Çok güzel bir işe imza attı Ankara'da. Emek verdi hip hop adına. Emek verdi. Zaten hep veriyor. Çok sağ olsun. Özlediğimiz bir şeydi o gerçekten, evet. Öyle bir etkinlik. İnşallah albüm çıktıktan sonra bir lansmana seni davet ederiz. Orada güzel bir konser olur ya. Konserle. Oradayız abi. Şey yaparız. Yani şimdi gel diyeceksiniz. Biz yok diyeceğiz. Oradayız. Her zaman, her zaman. Teşekkür ederiz. Albüme geleceğim zaten. Albüm konu başlıklarımızdan birisi. Tamam. Oraya geçmeden ama küçük bir hemen şeyi de sormak istiyorum. Yine geçmişten. Etkilendiğiniz rapçiler veya müzisyenler var mıydı? Başladığınız zaman, daha birbirinizi tanımıyor olduğunuz zamanlardan da olabilir. Yani ya bu adamı dinledim, atıyorum mesela Rakim'i dinledim, ya çok iyi, ben de bunu denesem mi dediğiniz birisi olmuş muydu zamanında? Sen başla istersen, anlat Emre. Frekans söylesin. Yani tabii bizim yaptığımız dönemlerde Winipez yeni yeni dünyada sesini duyurmaya başlayan bir MC'di. Winipez'i çok dinledik. Hı hı. Yani o dönemce de Mindtrix bizim için bir mihenk taşı gibiydi. Aynen öyle. Onun yanında Nefret yeni dağılmıştı. Nefret bizim her şeyimiz gibiydi değil mi Yunus? Tabii. Yani Nefret'i... Ama bu şey için söylüyor bunları. Yani müziğe başlama olarak. Başlama, yani dinleyici olaraktan bahsetmiyoruz. Yani yok. Sadece daha eskisi okumak diyorsan kısım, Snow Informer'dır bizim. Aynen. Ya benim rap'e girişim. Benim Wu-Tang'tir. Wu-Tang. Tabii. Yani nothing to fuck with. Aynen. Aynen aynen. O dönemler yani ne varsa ortamda işte hepsini dinliyorduk tabii. Yani onu bize uyarlamaya çalışıyorduk. Tabii. Bizim ülkeye nasıl olur, biz nasıl söyleriz, Türkçe'ye nasıl uyarlarızı düşünüyorduk sürekli. Tabii sonra örnekler çoğalınca bizim de dinlediğimiz yelpaze genişledi. Ya bütün dünyadaki rap icracılarını dinlemeye başladık. Durum o. Durum ya bu. Şöyle, ben daha çok kişisel söylemem gerekirse en başta bu müziği daha çok MC Hammer gibi sanatçılardan tanıdım. Çünkü o dönem o kasetler çok tutardı. Benim bir Hikmet dayım var, küçük. O bayağı böyle gençliği hızlı geçmişti. Televole 2 mi? Karşı karşıya o kadar değil mi? Televole çok yeni sayılır onların yanında. Onlarla biz karşı karşıya oturuyorduk. O çok sık alırdı böyle hip hop kasetleri. Aha. O breakdance falan yaparlardı onlar ama çok şey böyle. Çok hani bir ya. Suriyeli bir video var ya, evin içinde şavarlı. Aynen aynen, o tiplerden. Ya. Öyle öyle bir ortamları vardı. O getirirdi işte. Genelde MC Hammer'ın Kentastis albümü dinlemiştim. Michael Jackson çok dinlerdim. Onun yine ara ara rap şeyleri olurdu. Performanslar olurdu şarkıların içinde. Rap gibi söylediği yerler. Ve ondan sonra tabii bunun adının rap olduğunu öğrendikten sonra daha çok Wu-Tang'in albümlerini tesadüfen buldum onları. Hususi rap bakıyorsun yani. Tabii ondan tabii. Sonra hangisi? Ben Aydınlık Evlerliyim doğumluyum. Orada Kayhan Kırtasiye vardı bizim. Orada Wu-Tang'in albümünü almıştım ben. Çok iyi hatırlıyorum. Kayhan Kırtasiye. Okuma bayramıydı. O Wu-Tang'in albümüyle başlamıştım. Ondan sonra tabii yapmaya başladığımızda bu işin tabii ki de öncüsü Nefret grubuydu yani. O çok etkiledi. Hepimizi etkiledi. Ya o farklı bir seviyeydi. Yani evet. Nefret'in etkisi hiçbir, ya kimse inkar edemez. Kartel'i dinledik. Etkisi. Hepimiz dinledik ama onu böyle bir rap diye dinlemedik. O çok popüler bir şeydi. Yani. Evet, gerçekten. Evet. Bugün mesela çıkan en hit şey neyse Kartel onun gibiydi. O zaman Kartel oydu. Öyleydi. Tişörtlerini herkes giyerdi. Tabii. Evet. Gittik hatta. Ben gitmiştim tabii. Konser. Stadyum konseri verdiler. 19 Mayıs'ta vermişlerdi. Sen onu biliyor musun? Yok. 19 Mayıs'taki İstanbul konserleri mi? Hayır, hayır. Ankara'da. Mayıs stadyumunda Ankara'da konser verdi. 95, 96 stadyumu. Stadyum fulldü. Evet evet, onu biliyorum. Ben gittim ona.
küçücüktüm. Onu yaşamayı ben çok isterdim açıkçası gerçekten. Ya öyle bir şey görebilmeyi, kartel ama seviyesinde. Ben annem babam kesinlikle dinlememi istemiyordu. Yani. 8 yaşındasın düşünsene. Evdeki ses o zaman biraz tabii değişikmiştir evdeki yani. Evdeki sesi tut şey öbür neydi? Çek bir fırt vardı. Çek bir fırt. Çok hani sakat da o dönem sakat için şarkı. Sözlerdi yani ama. Yani bir de tam böyle o dönem böyle heavy metal'lar falan çok popülerdi. Millet böyle hani satanizm, kedi kesme, alternatif akımların hepsine o gözle bakıyorlardı tabii, tabii. Yani. Bizi çok. Ben Tarkan konserine gitmiştim Altın Park'ta. İsim de Falso. Kartel Falso. Kartel aynen yani. Yani. Neyin kartelisin? Neyin kartelisin sen? Ne kartelisin? Kolombiyos kimsiniz? Öyleydi. Güzel. Güzel günlerdi. Güzel. Bu sorunun cevabı almak önemli çünkü yani hani rap'i belirli seviyede hatta o seviyenin çok üstünde yapan insanlarsınız. Bunun içinde hani kimlerden etkilendiğinizi bilmek benim için önemliydi açıkçası. Devam etmeden önce Radyo Eti'nin de şu küçük duyurusunu yapmak istiyorum. Bugün Dünya Radyo Günü olduğu için bizim bir çekilişimiz var ve mesaj bölümünden soruların dışında isim soy isim ve numarasını yazan bir kişiye Bahçeli Root'tan iki tane içeceği hediye edeceğiz. Hedaya edeceğiz. Hedaya. Eyvah eyvah. Evet bunu da söyledikten sonra devam edelim. Abi şimdi Yunus Emre ve Frekans uzun zamandır bir boşluktaydı. Aynen. Uzun zamandır yoktu. Evet. Haber almıyorduk. Hı-hı. Ama aldığımız bayram ettirici haberlerin ardından 3 adımla anlaştığınızı duyduk. Evet 3 adım müzikle anlaştık. 3 adım müzik bundan dolayı ne kadar sevindi onu bilemem ama biz çok sevindik. Tekrardan teşekkür ederiz. Çok dinleyebileceğimizi duymak bizi çok mutlu etti. Rap dinleyicileri olarak Türkiye'deki. Hayırlı olsun şimdiden. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz iyi dileklerin için. Bu projenin yani işlerin bu noktaya gelmesi, bu kadar ara vermiştikten sonra nasıl oldu? Onları bir öğrenebilir miyiz acaba? Ya biz aslında hiç bırakmadık aslında. Yani tamam somut olarak hani bir şarkı, bir parça, bir albüm belki ortaya koymadık ama bizim kafamız yani beynimizin bir tarafı hep müzik için çalışmaya devam ediyordu. Bizim zaten Yunus'la yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Yani biz hep sürekli beraberiz. Hatta yapmayı da çok istiyorduk. Bir yurt dışı deneyimim oldu benim. 1,5-2 sene yakın yurt dışında olmam gerekti. İşte döndüğümde bir başlayalım tekrar bir geri dönüş yapalım dedik. Fakat ne o enerjiyi kendimizde hissettik. Çünkü biz şarkıları yaparken aslında hissedip yapıyoruz. Ya biz o hissi çok önemsiyoruz. Mutlaka. Yani matematiğinden ziyade bir şarkının oradaki hissiyat bizim için çok önemli. O hissiyatı tam olarak sağlayamadık. Belki 1-2 sene o enerjiyi, o hissiyatı tekrar kazanmak için çabaladık. Ve nihayetinde kısmetmiş bu sene 2019 yılında bu albüm bitmiş oldu. Çok gerçi güzel. Bu daha ilk adım. Öyle de bir güzelliği var. Yani Pandora'nın kutusu açıldı. Yani evet, öyle güzel güzel. Yani şöyle oldu aslında. Zaten müzik sektörü de o dönem tüm dünyada olduğu gibi bir dara düştü. İşte Spotify daha tam yaygın değildi Türkiye'de. Hı hı. Apple Müzik ortada yoktu. YouTube bu kadar müzik ağırlıklı şimdi, bir evet, kanal değildi. Yaygın değildi. Albüm satışları yoktu. Hatta bir ara hatırlarsınız Orhan Gencebaylar falan toplanıp yürüyorlardı böyle isyan evet, ediyorlardı. Evet. İşte hakkımızı isteriz falan diye. Öyle bir ortam vardı. Tam o sırada biz bu işleri bıraktık. Yani müzik artık işte serverlardan indirilen bir şeyken rap müzik YouTube müziği olmaya başladı. Klipsiz şarkı çıkmamaya başladı evet, falan. Tam o döneme geldik. O sırada zaten üretmek de istemiyorduk. Çok sıkılmıştık. Çünkü gerçekten iyi şeyler ürettiğimizi görüyorduk. Ama onların karşılığını almıyorduk. Sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yani kısmen görüyorduk ya. Görmüyorduk demeyeyim, nankörlük olur. Ama tabii o bahsettiğim duraklamadan bir tık öncesinde tüm Türkiye'yi gezdik. Avrupa'ya gittik. Ya konser vermediğimiz yer kalmadı. Ya eminim, bundan eminim. Bak Türkiye'de bizim kadar o dönem konser veren başka bir underground grup yoktur yani. Bundan çok eminim. Her hafta bir yerdeydik. Ya bu rapçilerle çoğu dostluklarımızı zaten öyle edindik yani. Adamlarla cumartesi güzel bir Konya'da karşılaşıyorsun. Pazar günü gidiyorsun Denizli'de işte sahabeleri görüyorsun bilmem ne görüyorsun. Öyle öyle arkadaş olduk yani. Emre'yle çıkıyorduk yola sabah. Bir gün bir yerde, bir gün bir yerde öyle gezdik. Ondan sonra işte dediğim gibi o boşlukta şöyle bir şey yaşadık. Müziği bulamadık istediğimiz sound'u. Yani içimize sinen. Yani çok yakalayamadık böyle. Yakalayacak şeyi tam olarak keşfedemedik, alamadık yani. Yaptık aslında bir şeyler biliyor musun? Yani işte manifestoyu yaptık önce. Öncesinde kendini kurtarı yaptık. Sonra evet, manifestoyu yaptık. Ama onlarda da bir tık böyle artık her şey gelişmiş. Daha iyi mix gerekiyor, daha iyi şeyler gerekiyor falan filan. Bayağı bir duraklarken sonra bir anda bir kırılma noktası oldu. Ona biraz sonra gelelim. Mutlaka. Bir şarkıyı bir yazdık.
O günden beri 30 tane falan şarkı yazdık. Bunların hepsi bir sene sürdü. 30 şarkıyı bir yılda yazdık. Hepsi cebimizde, hepsi elimizde. Hepsini bunu yayınlayacağız var yani. Sırayla. Gerçekten teker, nasıl teker, olduğunu biz de anlamadık. Matematiğini bir anda artık hani enerji mi bu diyelim, artık başka bir ya güç mü? Hissiyat meselesi tabii. Evet. Ya bir de şu var. Biz bıraktığımız dönemde ister istemez kariyerlere de yoğunlaştık. Kariyerlere yoğunlaşınca orada mesafe kat ettik. Çünkü hani oralarda mesafe kat edince artık beyninin büyük bir kısmı oralara ait gerekiyor. Oluyor. Evet. Dolayısıyla %10'luk bir kapasiteyle hobini, sevdiğin işi, sevdiğin şeyi maalesef yapmaya çalışıyorsun. İşte bu gerçek. Ama tabii bir kırılma anı oluyor. Ya yani sanat abi, sanat başka bir şey. Yani bu kültür ürünleri üretmek, kültürle alakalı bir şeyle uğraşmak, bunlar çok başka şeyler. Bizi rahatlatan, terapi eden, mutlu eden şeyler. Ve kendi dinleyeceğimiz, kendimizin dinlerken keyif alacağı şarkılar yapmaya biz hep gayret ediyoruz. Yani kendi şarkımızı biz dinlerken eğlenelim, keyif alalım. Çünkü bu karşı tarafa da geçiyor. Buna hep inanıyoruz, hep inandık. Bütün albümlerimizi böyle yaptık. Bakalım bu 5 şarkıyı da, albümdeki 5 şarkıyı da aynı hissiyatla yaptık. Çok İnşallah güzel. Dinleyiciler beğenirler. Çok güzel. Evet, tekrardan geri döndük, buradayız. Favori Yunus Emre ve Frekans parçamdır, Para Konuşur. Gerçekten dinledik, geldik. Ah, çok sıkıcı onlar, çok eski şeyler ya. Şunun yenileri mi gelecek? Geldi tabii, hazır ya artık. Eski şarkılarımızı, eski tarzımızı istiyorsanız eski şarkımızı dinleyin. Aynen öyle. Artık. Aynen öyle. Bu arada bir şey de demek istiyorum. Yunus Emre ve Frekans'ın yeni parçaları ilk kez burada bizim radyoya evet, çalıyor. Evet, aynen öyle. Bu da ayrı gurur duyduğumuz bir şeydir, ayrı mutlu evet. olduğumuz İnşallah bir şey. İnşallah başımıza bir iş gelmez. İnşallah. Gelmez diye düşünüyoruz ya. Gelmez. Olmaz umarım. Yok yok, olmaz. Evet. Doğan Müzik Kampanyi anlaşmazlıklar. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çıkın oradan. Burası Aydın Doğan Müzik. Hayır, yok öyle bir şey. Evet, hala iyiyiz. Kırılma noktasına geçmeden önce birkaç şey hatırlatmak istiyorum aynen. tekrardan. Mesaj gönder bölümünden bize mesajlarınızı Yunus Emre ve Frekans'a sormak için yollayabilirsiniz. Aynı zamanda kendilerinin sosyal medya hesaplarından da. Bir de Radyoet olarak bizim bir çekilişimiz var. Bahçeli Evrar Route'da bize adınızı, soyadınızı ve numaranızı mesaj atarak biz çekilişi yapıyoruz, ona göre veriyoruz. Aynen. Evet, aynen. Artık bu reklamları da geçtiğine şey var göre. Ya, Sinan Engin sürekli Dinçer Azapan'ın Instagram onu veriyor ya. İzliyor musunuz öyle? Kardeşim Dinçer Azapan mesaj atmış. Arkadaşlar ben de böyle... Hemen ilk bir tane sorudan devam etmek istiyorum. Kontak isimli biri yazmış. Selam olsun büyüklere. Birden fazla klip gelecek mi? Gelecekse oyuncu lazım mı demiş. Aa, kız mısın? Sağ olsun. Kadın mısın? Yok canım, fark etmiyor. Fark etmiyor. Cinsiyetçiliğe gerek kontak yok. Kontak mı dedi? Kontak dedi. Bizim Sertan olabilir ya. Sertan abi, özür dilerim. Şey olabilir. Sertan mı? Bakayım resmine diyor. Bak. Yok, resim yok. Evet. Şu anda bir klip var ya, daha bir yapılacak. Ya aslında şu anda ben Emre'ye bugün söyleyecek fırsatım olmadı. Şu an bir ekip bizim için bir klip çekiyor. Hı-hı. Bizim olmadığımız. Ha, biliyorum biliyorum. Evet, tamam. Haberin var mı var ondan? Var. Evet. O belki albüm iki kliple çıkabilir ya. Çok emin güzel. Değilim yani. Yetişecek bu arada mi? Yetişebilir, evet, şu an başlamışlar. Değil misin? Aynen. Biz yokuz ama klipte nedense. Evet. İlginç. Kısa film gibi bir şey. Kısa film gibi aslında. Aynen. O şarkıyı da açarız ya. Güzel. Hangisi aynen. için? Basit. Yeni albümden Basit ve Yalnız Güzel. İçin. Şimdi o zaman şu kırılma noktasından bir giriş yapalım. DJ, radyo DJ gibi konuşayım mı? Number 1 FM Top 40 Countdown'ın bir numarasında şu anda Yunus Emre Frekans'tan geliyor Marifet. Marifet'i mi alıyoruz? Yok, bir dakika. Dur. Şunu anlatalım önce kırılma noktasını. Frekans anlatsın. Frekans reis. Bir dakika, girdi mi şarkı? Yok. Yo, hiçbir şey girmedi. Niye paniğe vardın ortada? Şimdi biz tabii şarkıları yazdık. Neşet'e geçtik, Neşet'e girdik. Kaydetmeye başladık tabii ama hala bir şey yok üzerimizde. Geliyor mu sesim? Ha, geliyor. Bir ölü toprağı vardı üstümüzde ya. Yani o ölü toprağını mutluluk şarkısıyla aslında attık. Mutluluk biraz bizim ısınma turumuz oldu albüme. Onu da sonra dinleriz. Fakat Marifet ilk kaydettiğimiz, mutluluktan sonra tam kendimiz vererek ilk kaydettiğimiz şarkıydı. O anlamda bizim için önemli. Çıkışı da inşallah Marifet'le yapacağız. Bakalım, dinleyelim. Dinleyiciler ne diyecekler, beğenecekler mi? Kırılma noktası neydi abi? Neydi kırılma noktası? Kırılma noktasında. Ben öyle bir şey atmadım. Sen sabahtan beri sen sabahtan beri kırılma noktasından bahsediyorsun. Ya şöyle, açıkçası bu çıkış yapacağımız parça Marifet isimli şarkıyı biz normalde albüme koymayacaktık. Kaydettik ve çok işimize sinmedi. Sound olarak da beğenmedik. Sonra Neşet mixledi. Tamam mı? Ve dedik ki
budur. Albüme koyduk ve çıkış parçası oldu. Bu böyle bir kırılma noktasıydı. Ve onun devamı aslında Marifet bizim daha önceki soundumuz, o sert sound'tan bu yeni güncel işte trap'tir, ototundur vesairedir. Ona geçişin tam arası bir şarkı. İkisi de var içinde. Hem old school hem işte sözler sert, Yunus Emre Frekanso bizim rahatsız edici vokallerimiz var içinde. Hem de nakaratta yine ototunlu daha farklı bir şey var. Ondan sonrası zaten artık şey düşüyor. Daha melodik ve trap'e doğru gidiyor albüm. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Parçayı vereceğim. Tamam. Parçanın ardından bir parça daha vermek istiyorum. Tamam. Hangisiyle devam edelim? Önce sonrasında? Çıkış parçamız olan Marifet'le devam edelim. Bu arada Marifet 21 Şubat günü Emre Can Topal'ın çektiği kliple Nette ve 3 Adım platformlarında yayında olacak. Takvimleri işaretliyoruz. Aynen. 21 Şubat. 21 Şubat'tayız. Marifet klibimiz, yeni albümümüzün ilk klibi, Mahsun Kırmızıgül gibi konuşuyorum. Yeni kaseti, yeni kasetimizin ilk şarkısı Marifet. 21 Şubat günü Nette ve 3 Adım kanallarında, YouTube'da olacak. Evet. Güzel. Güzel. Verelim Marifet'in radyo edişini. Verelim. Bakalım ne reaksiyon alacağız. Ne düşünüyorsunuz? Bir sürprizimiz var. Mustafa kardeşim alttan verebilirse. Aman aman. İyi akşamlar hanımefendi. Bunu burada yapamam değil mi? Maalesef abi. Okey, o zaman boş ver. Yani öyle mi? Ya yapmayalım. Tamam, o zaman yapmıyorum. Tamam. Yapma. Ama bence mesajın alındığını mesajı düşünüyorum. Mesaj alındı. Ben. Evet. Yok, müzik arkada kalabilir ya. Yok ya. Kapalı. Evet. Çok güzel. Abi futbol konuşalım biraz da o zaman. Ne yapalım ya? Ya şimdi futbol konuşalım yani. Yok, şimdi futbola geçeceğiz. Biz aslında çok zız zız birbirimize, biliyor musun? Emre Fenerbahçeli, ben Galatasaraylıyım, aynen. Aman aman. O Fenerli. Tabii canım. Abi niye böyle bir hata yaptınız? Şöyle, Yunus'u döndürmeye çok çalıştık ama bir iyi taraf bir kötü taraf olmak zorunda. Tabii. Hayatta. Biz Ying Yang gibiyiz. Çok güzel. Yani biliyorsun değil mi Ying Yang'ın olayını? Ya o genelde siyah taraf benim. Beyaz taraf o. Beyaz taraf. Bazen siyah tarafı oluyor. Bazen güzel. program şu an yükseldi. Konu para olduğu zaman siyah taraf Emre oluyor. Ben beyaz taraf oluyorum. Ama daha böyle kişisel işte. Ya çek senet, alacak işleri bende. Şeyler. Marketing falan. Marketing böyle. Tabii böyle daha plaza şey. Terimleri. Onlar işte onlar bende. Sen böyle görünüme bakma. Normal hayatta öyle konuşuyor. Yani, meeting set eder, işte orta fries ceiling. Ister. Ceiling. İşte, tabii. Mochaccino falan. Aynen. O Yunus da. Ben daha çok orta kahve. Orta kahve. İşte abi ay, önümüzdeki ay ödesek. İşte, para yok. Biz işmedik ha. Daha fatura çıkmadı, idare et falan. O bende yani. Şimdi bu kısımları güzel. Böyle bir dinamik olması. Aynen arasında. Aynen, eyvallah. Güzel bir şey yani. Sizde de var mı? Mesela bizim Mustafa'yla mı? Aynen. Ya Mustafa daha mesela faşist şey... davranıyor konu hakkında. Mesela radyoda bir şey de sıçarsanız birbirimize bok atıyor musunuz? Aa, küfür etti. Yattık şu an mesela. Sansür yapayım o zaman. Ya. Bok atıyor musunuz? Yok abi, öyle bir şey olmuyor bizde de. Genelde Mustafa savunduğu şeyi daha... sahipleniyor. Yani mu? Böyle tutarak sahipleniyor. Ben o daha zaman Mustafa bana benziyor. Mustafa sen. Hani objektif olalım. Bizde de öyledir, biliyor musun? Ben daha böyle koyu tarafımdır. Emre biraz daha alttan alır, üstten çıkar ama o sonunda yani onun dediğine gelir. Ben ya benimki zorlamayla olur. O daha tatlı. Ya tatlı dil ve tabanca buradan geliyor, biliyor musun? Aynen. Tatlı dil o, ben tabanca oluyorum yani. Favori albümünüz. Benim yani. İçin yani o ama eyvallah. Güzel emlerden geldi. Hepsinin adı bilmiyorum. Aynı aslında ama. Yok. Üç tane var zaten. İlk çıkan. Üçünün adı da şey, tatlı dil ve tabanca. Tamam, ilk çıkan. Ha, ilk, ha, ilk bir. Çıkan bol bir. Bol bir yani. Aynen. Aynen. O favorim o. Aynen. Güzel. Bu dinamik olması güzel. Benzerlik güzel. Beni korkutmadı değil. Eyvallah. Küçük bir iki mesajdan devam etmek istiyorum ben. Tabii tabii. Irmak Başak Özgül'den. Aa, Irmak. Aa. Bakalım, iyi akşamlar. Ankara'nın en mükemmel ikilisi, çok seviyoruz demiş. Aa, çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ ol. Biz de çok seviyoruz Irmak'ı. Çok selamlar annesine de, değerli annesine de çok selamlar söylüyoruz. O da bizim için çok değerli bir abla. Ya biz hep böyle yayınlarda hep trollerdik yıllar önce. Şimdi bak hiç o halimizden eser kalmamış. Ah ya. Eski günler. Abi ya, ne kadar ağır ağır oturuyoruz. Mustafa bile bizden daha hareketli, şuna bak. Olur mu abi ya?
Ne güzel hareket. Öyle mi? Hareketli. İyi gidiyor mu ya? İyiyiz abi. Sen hiç dert etme. Okey, eyvallah. Peki. Anıl Kaya'dan bir küçük mesaj okumak istiyorum. Onu tanımıyorsun. Yok ya. Bu, herkese tanın olduk. Memnun olduk kardeşim. İyi akşamlar Yunus Emre ve Frekans. Uzun aradan sonra küllerinden doğuya devamı gelecek mi demiş. Yanmadık yani bizi yakmış. Şimdi niye yaktın ki bizi? Anıl bizi yakmış, küllerimizden doğurmuş. Evet yani hemen hemen öyle. Anka kuşu gibi dönüyoruz. Yanıyorsak aşkımız için Anıl. Yanıyorsak aşkımız için. Yanalım yani. Biraz daha. Sedat Çay'dan da son bir şey daha okuyup devam edeceğim. Şunu da söylemek isterim ki frekans rap camiasında nakarat konusunda ilk üçtedir. Vay eyvallah. Çok güzel. Aynı fikirdeyim. İlk üç mü diyorsun? Gerçekten. Bence bir numara olabilir. Aa, ciddi çok, söylüyorum. Çok, o zaman size ben hatta nakaratlar... yaptığım solo bak ben solo aslında yeni albümün nakaratlarında da frekans ön planda şu çıkacak albümün. Bundan sonraki hazırladığımız albümde ben daha ön planda olacağım. Çünkü Otot'un desteği bende daha iyi. Onun sesi biraz daha benden daha melodik. Ben yaptığım solo albümlerde bile nakaratları hep frekansı okuturdum. Evet. Ya düet olmasa bile o şarkı evet, evet. Mutlaka nakaratlarını ama tabii bu bir bütün yani. Kulağa öyle iyi geldiği için. Nakarat yani. Nasıl iyi geliyorsa nasıl olsun. Bizim hı-hı. aramızda şeydir hep o. Yani biz şarkıya bütün olarak yaklaşırız. Hangisi daha iyi gidecek, hangisi şey yapacak daha. Bu arada kimdi? Anıl Kaya. Yok. Sedat Çay. Sedat Çay demiş. Sedat abi ona da çok selamlar. Çok selam söylüyoruz ya. Selam söylüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Çünkü fotoğrafını beğendik onu. Güzel bir jest olmuş. Aynen. Güzel. Devam edelim. Abi peki sizin şey yaptığınız bir spor var mı? Meraklısı olduğunuz? Var. Ben e-spor meraklısıyım. Güzel. E-sporla oynamayı seviyorum. İlgileniyorum. Hangi bütün... oyunları oynuyorsun abi? Ya ben ciddi bir Far Cry hastasıyım. Aslında şey oyunlar değil benimkiler yani. Ne deniyordu Yunus ona? Online oyunlar değil. Yok Far Cry düşünmeyecek gibi bir şey değil. Far Cry'a acayip yani sürekli onu oynuyorum diyebilirim. İlkinin çıktığı zamanı mutlaka biliyorsun. Tabii ta o zaman. Zaten evet. Cevat Yerli'ydi o zamanki biliyorsun grafik mühendisi. Evet evet. Cevat Yerli'ydi. O şeydi. Ondan beri Far Cry'ı oynuyorum. Bir ara Yunus'la Street Fighter'a düştük. Yıllarca Street Fighter'da kapıştık. Hep yendim onu. 2004-2005 zamanları. Daha fazla ya. 2007-2008'de. Çıktı ya PlayStation'a. Ha o zamanları. O dönemde. Ben hala oynuyorum zaten ya. Bir ara PES de vardı tabii. Ama çok PES oynamıyorum. Uzun zamandır hiç oynamıyorum ya PES, FIFA falan. Ya ben konsolcuyum zaten. Konsol abi zaten. Ben oyun mesleki olarak da bu işle uğraşıyorum. Video oyunlarıyla ilgili. Ne olarak uğraşıyorsunuz abi? Ya Nintendo firma reklam yapabiliyor muyuz burada? İstediğini reklam oluyor mu? Abi. Ya işte Nintendo firması var. Türkiye'de çok bilinmeyen bir firma. Onun şu anda Türkiye'deki tek temsilcisi biziz. Basın organıyız resmi olarak. Aha. Kendi bir internet sitemiz var nintendocu.com. İşte yeni çıkan oyunları çıkmadan önce oynuyoruz, inceliyoruz, tanıtıyoruz vesaire. Öyle bir mesleki bir durum. Bu yüzden ben konsolcuyum. Emre daha çok bilgisayarcıdır. Bilgisayar oyunu oynar. Ben bilgisayarda hiç oynamam yani. Bu sizin mesleğe nereden başvurabiliyorum ben? Başvurulmuyor ya. Ya o hadi be. Öyle bir şey değil ya. Biz yıllarca zaten yok hobi abi. Olarak sürdürüyorduk. Nintendo'da Türkiye resmi olarak girince böyle bir girişimde bulundular bizimle. Biz de kabul ettik. Böyle bir ortaklığımız var işte. Şu anda o işi yapıyoruz. Ama bu reklama giriyor tabii. Artık daha fazlasını söylemeyelim. Ben bir şey sormak istiyorum. Bir mesaj gelmişti Emirhan Ceylan'dan. Ayrıca Frekans abinin ne kadar iyi basketbol oynadığını az kişi bilir demiş. Aa Emirhan. Abi evet. Basketbol doğru mu? Tabii oynuyoruz basketbol. Bir sorum var abi o zaman sana. Basketbolu hip hop'un bir elementi olarak kabul eder misin? Ya niye edelim mesela? Bilmiyorum soruyorum. Edenler var çünkü. Ya şöyle ben dediğim gibi radyocu olarak ben bunlara yorum yapmıyorum. Ben soruyu soruyorum sana. Yani böyle şeyle takılmamak lazım. O neden? Çünkü hani Amerika menşeli bir spor. Hani zenciler çok iyiler bu işte falan. Onlar aynı zamanda hip hop da dinliyorlar. Filmlerde, kliplerde falan görüyoruz falan diye iç içe geçmiş durumda ama şimdi asıl dinamo futbol bence şu an hip hop'un dinamosu. Yani Avrupa müziğine baktığımız zaman, Avrupa rap müziğine, şarkılarına baktığımız zaman itici gücü futbol olduğunu görüyoruz yani. Aynen. O yüzden ya öyle şeylere çok takılmamak lazım ama tabii basketbol iyi bir spor. Yıllardır da oynuyoruz. Emirhan'la da oynuyoruz. Onunla da çok selam söylüyorum. Ona da dinliyormuş. Çok teşekkür ederiz. Bizim bir sitemiz var. Bir takımımız var ufak. Orada takılıyoruz akşamları.
Evet. Ben de daha farklı sporlarla ilgileniyorum. Ben iyi bir futbol takipçisiyim. Evet. Yunus Okon da bayağı iyidir. Bütün ligleri. Televizyonda futboldan başka hiçbir şey izlemiyorum zaten. Takım? Galatasaraylıyım. İşte kalite tamam. Nereden hemen mi? O konuya hiç girmeyelim. Onun tamam. Sonu gelmez. Zaten Fenerli ile futbol konuşulmaz. Ben mi? Yok. Ama boksla uğraşıyorum bu arada ben de. Aynen yani şu anda hatta bir spor kulübündeyim. Buradan da onlara çok selam iletiyorum. Aydınlık Evler Şampiyonlar Spor Kulübü. Bülent Hocama, Ahmet Hocama ve bütün takım arkadaşlarıma, bütün boksör arkadaşlarımın hepsine çok selamlarımı iletiyorum. Güzel. Selamı alsınlar. Büyük Lütfen ailesi olarak biz de yolluyoruz. Eyvallah. Evet. Abi şimdi biraz daha müziğe tekrar dönüş yapmak istiyorum. Hı-hı. Manifesto'yu dinledik ve evet. Tabii ki çıkış parçasını dinledik. Marifet. Evet. Marifetin atak olmasını... Ya şimdi siz onu Neşet abiden sonra seçtiğinizi söylediniz ama... Hı-hı. Şarkı çok atak. Yani bir agresifliği, kendi aslında evet. Agresifliği var. Evet. Biz onun Neşet Kılıç geldiği zaman da çalmıştık burada radyomuzda. Sadece bizi o bizim tercihimiz olmadı. Ya plak şirketimiz de böyle uygun gördü zaten. Tabii ki. Yani dinledi albümü ve dedi ki bize iki seçenek sundu. Bu veya bu dedi. Ama bu biraz daha ön planda dedi. Diğeri daha çok soft bir şarkıydı zaten. Hangisi o şekilde Basit ve Yalnız diye bir şarkı. Evet. Hatta onu çok eskiden yaptık. Yani böyle 3 yılı falan var o şarkının. Ama yeni kaydoldu. Ya şimdi yani. Böyle bir şey var. Şimdi genelde son albümlerde Ototun'la beraber ben o tarzda çok daha yatkın olduğum için genelde şimdi açıkçası hitleri ben çıkartırım. Fakat bizim geçmiş dönemimizde ne kadar hit varsa ki Canavar işte bu yeni çıkacak albümdeki Basit ve Yalnız da geçmiş hitlerden biri sayılır. Onlar hep frekansın ürünüdür. Çünkü şöyle ben gelir göremem onu. Şöyle göremem. Benim hit kafama uymadığı için hiç istemeye istemeye okurum. Bak bu bir gerçek. Bu nadirdir yani. Ben genelde o benim tercih ettiğim beatlere böyle içine sinmediyse okumayı çok tercih etmez ama ben okurum. Çünkü onun şeyine güvenirim yani. Der ki bu olur. Basit ve Yalnız bana ilk geldiği zaman sıradaki parça hatta onu çalabiliriz isterseniz. Güzel alırız bundan sonra. Basit ve Yalnız ilk geldiği zaman 3 yıl önce kaydettik o parçayı. Dedim ki ya bu benim için çok down tempo. Aşırı down tempo, agresiflik yok, içinde hiçbir şey yok. Hani bir eğer bir romantik bir şey anlatacaksam bile bu benim için agresif olmalı. Bu aradığım öğelerin hiçbiri yok. Ama kendi haline donuk serseri bir yapısı var şarkının. Bu benim çok hoşuma gitti. Daha sonra kaydettikten sonra bunu görebildim. Zaten hani şarkıyı zaten böyle yazıyoruz biz. Birimiz hangimiz şarkının içine girebilirse nasıl okumamız gerektiğini birimizin bölümlerini de bir söylüyoruz. De ruhu anlatıyoruz. Aha. Şimdi Basit ve Yalnız'ın bir ruhu var. O aslında bir beyaz yakalı türküsüdür. Hatta beyaz yakalı arabeskidir de diyebiliriz. Bir hissiyatı var içerisinde. Bir şey hissederek yazıldı o. İçinde bir şey hissedildi o yazılırken. O aktarımı doğru yaptığımız zaman da güzel oluyor. Dinleyelim. Bence dinleyiciler de bir baksınlar. Tamam. Acaba erken mi olur? Yok. Bu şarkıyı dikkatle dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü aslında tamam. Bu bizim çıkış parçamız olan şarkılardan bir tanesi olacaktı. Ama bizim doğamıza biraz aykırı olduğu için öyle bir çıkış yapmak onu kullanmadık. Şarkının ilk hali hiç bu şekilde değildi. Biraz değiştirdik. Zeliş var. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, arkadaşımız. Albümde aynı zamanda vokalleri var. Neşet'le beraber ikisini de hem şarkıda buluşturmuş olduk. Biz de kendi vokallerimizi ekledik. Şarkıyı yeni bir forma soktuk. Kendi ruhunu bozmadan bu halini aldı. Ben çok beğeniyorum. Dinleyiniz. Ben çok affedersiniz. Şimdi şunu da soracaktım. Geçmeden tabii. Onu sorayım. Sizin bu albümde bir konuk var mı bir tek o zaman? Zeliş var. Başka yok. Başka yok. Yeni albümde de düşünmüyoruz ya. Intro ve skitler var. Nevzat Can, Ünsal var. Bugün Allah YouTube'da. Allah. Aynen. Nevzat Can da evet bak onu hiç zikretmedik. Kızacak, Nevzat Can evet. Nevzat Can da aslında şu aralar işler yapıyor. Kurcala diye bir kanalları var. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Düşüyoruz fazlasıyla yani. Onun mizahını çok, sevdiğimiz çok için. O da bize albümü özetleyen. Güzel. Albümdeki sound'umuzu özetleyen kısa bir bölüm okudu albümde. Bir o var. Bir de Zeliş var. Başka bir konuk yok. Başka yok. Zaten düet yapıyoruz sürekli. Doğru ya. Doğru. Hmm. Tamam. Abi o zaman senin ağzından alabilir miyim? Reji'den isteyebilir miyiz bu parçayı? Tabii. Rejicim. Rejicim ne denir ki? Mr. Reji. Şimdi Yunus Emre ve Frekans'tan geliyor. Basit ve Yalnız. Yolla. Evet. Reji kardeşim. Yani evet. Bu güzel parçanın üstüne neyse diyecek bir şey yok. Ataberk sabahtan beri orada emek. Aynen. Yani lütfen ben laf Ataberk söyletmem kardeşim. Ona. Sen adamsın. Lütfen.
Seni çok seviyoruz. Burada çocuk şeyimizi çekiyor bizim. Aynen öyle. Yani. Kardeşim oynuyor tribünlere. Kaçın benim böyle. Benim sesi biraz eko var. Ototun yok mu burada birader? Şunu söylemek istiyorum. Bu nasıl stüdyo? Ototunu mu verir ulan? Neşet nerede ya? Neşet. Neşet abi buyur hemen. Neşetsiz olmuyor ya. Ben şey düşünüyorum. Yani ileride olur da organ nakli bu gerçekleşirse, plastik cerrahi ve elektronik cerrahi ilerlerse, ototunu şurama monte ettirip hayatımı o şekilde devam ettirmek istiyorum. Çünkü acayip zevkli lan. Çok güzel yani. Yani Neşet gördün mü Mustafa? El alemin rapçileri gibi mi kullanmışız ototunu? Evet, ya kardeşim güzel. Ya konuşuyordun işte. Ben var ya kafayı yedim ya. Daha dur daha neler var daha sen dur ya. Dur babacığım. Barcelona dur babacığım. Bak şimdi olay şu. Biz abilerimle dışarıda konuşuyorduk bu ototun trap sound meselelerini. Ve ben bu trap sound'un ve ototonun doğru kullanılmadığını söylüyordum. Şimdi bu şarkı şimdi önceki marifete dedik çıkış parçası diye ama ben kendi gönlümce diyeyim çıkış parçası bu abi. Bu ben hala aklımda bahsediyor. Daha Tuncu hemen değiştiriyormuş bunu mesela. Hala bu dönüyor. İptal her şey iptal edin. yakın. Ya buna çekiyorlar işte ama. Klip şu anda. Ben yok ama. Şunu söyleyeyim elinize kolunuza sağlık benim. Hani kolumuzu o... çok kullanmadık ama hani elimizi yazarken abi, kullandık söylerken. Yok abi. Kolumuzu çok kullanmadık şimdi. Açık ya Allah'a var. Ayaklarımızı kullandık. Güzel. Güzel. Evet. Dürüstlüğünüzden dolayı teşekkür ederim bu konuda. Çünkü bizi başarıya götüren yolları kendimiz yürüyerek o adımları ayaklarımızla yürüyerek gittik. Anladın mı? Bu şey değil mi? Anladın mı? Devlet sanatçısı. Biz ne bizim dönemimizde ototum mu vardı falan. Sen benim suyumu da mı içiyorsun? Hayır. Canın sağ olsun. Evet. Senin. Ben de hakikaten gerçekten elinize sağlık. Süper bir parça. Sağ ol. Allah razı olsun. Yeni favorim. Aynen. Yapıştırdım. İnşallah bakalım güzel olur diye umuyoruz. Çok bakalım. Heyecanlıyız şimdi, biz de. Şimdi abi bu albümün adı ne olacak? Ha. Bak, evet. Aa. Konuşalım. Şimdi demin bahsettim ya işte bir kırılma noktası yaşadı diye. Bu da evet, öyle. Abi. Bu parçada Zeliş yoktu normalde. Nakaratı frekansla ikimiz söylüyorduk. Yeni versiyonunda Neşet'in yeni mixlediği versiyonda biz Zeliş'i de düşündük. Bu şarkı çok yakışır diye. Gerçekten hakkını verdi. Hakikaten öyle. Gerçekten çok iyi okudu. Ya biz o sıralarda albümün adı ne olsun, albümün adı ne olsun diye konuşuyorduk işte. Hani birkaç tane isim vardı. Çıkış parçalarından bir tanesi adı mı koyalım, Marifet mi koyalım vesaire diye. Çok karışır diye düşündük. Yapımcı da öyle düşündü. Bu arada yapımcımız sürekli yapımcı diyoruz. Yılmaz Uyar. Kendisine buradan selam gönderiyoruz. Evet, üç adım bize. Patronumuza selam gönderiyoruz. Hiçbir toplara girecek adam değildik. Lan biz ne oldu bize? Vay, yemin ederim. Aynen ya. Neyse çok gerçekten sağ olsunlar ilgilendiler. İyi bir plak şirketi. Bir dakika ya. Ben yedirmem öyle. İyi bir plak şirketimiz var ve bizimle ilgili çok güzel düşünceleri var. Sağ olsunlar. Neyse Zeliş dedi ki Zeliş de müzisyen bu arada. Çok başarılı bir müzisyen kendisi. Ankaralı iyi müzisyen. Neşet abiden duyuyorum. Aha. Evet Zeliş. Ondan sonra Neşet'le beraberler zaten şu anda. Hem iş olarak hem de aşk olarak. Çok da yakışıyorlar bu arada. Ay. Ay. Yarın da sevgililer günü. Ay. Yarın da sübliminal mesaj ver. Neşet abiye, Neşet abiye 14 Şubat'ta abi bir mix işi var benim de. Gelebilir miyim dedim de 14 Şubat karıştırma. Oy. Neyse. albümün adını Biz koyun dedi. B-İ-S. Ya dedik ki nedir bu Biz? Yani nedir? Neşet abi mi dedi bunu? Yok Zeliş dedi. Şey Biz din ve devlet işlerinin birbirinden müzikle ayrılmasına Biz deniyormuş. Yok yok. Öyle değil tabii ki. Adamlar diye aldılar ya. Evet ayırın. Ya Biz mesela diyelim ki siz bir konsere gittiniz, bir performans izlediniz, sanat işte tiyatro izlediniz vesaire. Oradaki gösteriyi, atraksiyonu çok beğeniyorsunuz. Alkışlayıp işte bir daha diyorsunuz. O Biz miymiş? Biz tekrar yapmak, gelip sanatçı aynen performans tekrar sergilenirse ona Biz yani deniyor. Ona Biz yaptı. Mesela Yunus Emre Frekans Biz yapıyor. Abi. Evet. Aynen. Çok güzel isim değil mi? Çok iyi değil mi? Ama şimdi şey diyeyim mi? Çok güzel. Çok iyi abi. Güzel, ama şimdi abi, şöyle bir şey. Lan bu da beyin yani. Tabii ya. Ne zannettiniz oğlum? Karşınızda şey. Zekisiz misiniz? Underground Bağcılar rapçisi mi oğlum? Ölmedik lan. Hayırdır lan? Siz kime diyorsunuz oğlum? Kimmiş lan abi falan. Ama şöyle bir şey de var. Ya ikinci ikinci albümün adına Biz 2 olacağını düşünmüyorum. Çünkü, ya, evet, çünkü Türkiye rap yani bu anladın mı? Her yere çekilir. Biz hani çok oyun serisi vardı hatırlarsınız. Onun devamını sırf o yüzden Türkiye'de devamında Sims, Commandos ya bunların ikincileri hep sakıncalı. Anladınız değil mi?
Ya da turn back diyebiliriz. Turn back. Sansür mü yedik ki acaba yukarıdan bir yerde? Yok. Sansür yok değil mi? Yok, yok, sansür yok. Yok. Ben sanat şey. Engellenemez. işte. Tık. Evet. İkincisi, ismini düşündünüz mü ikincinin? Biz'in ikincisi işte. Evet. Yani dümdüz şey söylemek istemiyorum. Biz 2. Sen oraya 2 koy. İkinci biz. İkinci biz. Ya, olmaz. Ya. Ona başka bir şey. Bakalım ya. Belki albüm yapmayız ya. Single çıkar. Single gideriz. Bakın paraya göre şey. şey sanata göre. Ha, sanata göre ya. O an neyse o yani. Tabii canım. Bakacağız. Yani şu albümde inşallah güzel dönüşler alırız da. Kötü bir dönüş alınma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Gaza ben. Geliriz. Yani, İnşallah. Çok emek sarf ettik. Umarım herkes beğenir. Biz çok beğeniyoruz. Siz de beğendiniz. Sağ olun. Bakalım. Aynen. Teşekkür ederiz. Biz burada yani olabildiğince ya benim düşüncem şudur. Olabildiğince normalde gönlünüz olsun diyor. tam abi kusura bakma. Ya buraya kadar da geldiniz ama. Yok tam tersi. Yani ben şunu düşünüyorum. Radyo normalde rap için önemli bir şey. Radyonun bizde evet. hep olması lazım. Bizim burada yaratmaya çalıştığımız şey o. Biz buraya bazıları yapıyorlar işte. Sadece 2-3 parçayla popüler olan adamları getiriyorlar. Onlarla güya işte röportaj yapıyorlar, rap konuşuyorlar. Bizim amacımız o değil. Biz buraya gerçekten işi hakkıyla yapanları, bizim çağırdığımız isimlerden de belli bu. Yapan insanlar gelsin, onlarla ya, konuşalım. Ve objektif olalım o insanlara. Bir de karşı. Mesela biz yaşımız gereği radyo ile çok büyüdük. Yani bizim zamanımızda radyo dedi Muzo falan vardı. Şeker olan var. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Sen hatırlarsınız o ya. Muzo efsane. Okan Bayülgen vardı. Okan Bayülgen'i biliyoruz. Ya mesela bak bir Netflix'te bir belgesel var. Bir radyo yayınlarını toplamışlar. İsmini hatırlamıyorum. Hip Hop'un doğuşunu da görmüştüm. Dönemin bütün isimleri o radyo programına katılmış. Onları tek tek yayınlıyorlar. Öyle bir şey yapmışlar. Ben radyoyu hep sevmişimdir. Hep de arabada özellikle mesela dinlemem yani başka bir şey. Genelde radyo dinlemeye çalışırım ama radyo kültürünün yavaş yavaş bittiği de bir gerçek. Artık maalesef. Hani bu podcastler vesaireler çok ön planda şu anda. İyi misin? Stüdyoda gergin de kilona. Hayır şöyle şimdi tabii ya şöyle düşünün. Şimdi önümüzde rap müzik diye bir gerçeklik var. Evet. Yani bir jenerasyon bunu dinliyor. Herkes bunu dinliyor. Şimdi sen bunu engelleyemezsin. Aynen. Yani yıllarca çıkarmadınız. Yani çıkmadık, çıkamadık. Yer alamadık radyolarda, güzel yerlerde çıkamadık. Evet. Televizyon programlarında çıkamadık. Layıkıyla bulunamadık. Bulunduğumuz zaman mizah yaptılar üzerimizden falan. Evet, tek hatırladığım televizyon programında rap müzik Fuat Patron falan onların bir çıktığı bir şey vardı. Yok onlardan önce tabii Dream TV var. TV canlı olarak TV 8'de canlı olarak TV 8'de de var tabii. Başı programında TV 8'de Ceza var. Ceza Funkisi. Diğerinin adını söyleme. Tamam. Ceza var, Funkisi var, işte malum şahıs var. Fuat onların vardı. Fuat abi de var John tabii. John Türk falan da var. John Türk de var tabii. Onların da böyle bir şeyleri vardı. Yılbaşı yani. Gecesiydi. Ama yani. Çok özel yılbaşı bir şey. Tabii. Ben çok net hatırlıyorum. Hatırlamadım. Ben ondan emin olamadım. Yılbaşı Dream TV de olabilir ya. Yılbaşı Dream TV miydi? Onu Betül bilir ha. Betül kesin biliyordur onu. Biliyorsa i̇şte, bana nasıl yatsın. Şimdi gördüğümüz bir şey. Dünya Radyocular Günü'nde bunu konuşuyor olmak da aslında iyi bir şey olabilir. Ya tabii evet. ki. Gördüğümüz şöyle bir şey var. Radyo kanalları da yavaş yavaş hani çok yüksek reytingleri olan, çok yüksek tanınan, bilinen radyo kanalları da rap müzik çalmaya başladılar geçtiğimiz haftadan beri. Abi bu da dönecek. Abi çok mutlu etti bizi. Yani öyle. Ben arabada radyo açmazken ya açık söyleyeyim. Şimdi açıyorum. Virgin Radio dinliyor frekans. Ve dinliyoruz da. Ya, dinleyeceğiz de abi. Çalın abi çalsınlar daha çok dinlensin. Herkes dinlesin değil mi? Yani evet. Dinlendikçe kalitesi artar çünkü yani. Tabii. Yelpaze artıkça. Bu herkese yarar. Radyonun ömrü uzar. Reklam geliri var, ıvırı var, zıvırı var yani o yüzden. Servet düşmanlığı yapmamak lazım. Aynen. Benim sevdiğim bir test var. Baba testi diyorum ben ona. Nedir? Abi çıkan bir rap parçasını. İsmi çok sakat ama baba yok, testi baba nedir ya? Babalık testi yok, gibi. Yok yok çıkan rap parçasını veya eski bir rap parçasını babama dinletiyorum. Ha. Eğer ki ben çok tutarsa. Yanlış baba testi. Ya bu tamamlıyorsa tamam o hani gerçekten hakikaten mesela iyi bir parça oluyor. Benim babam Jay-Z sever. Wu-Tang sever mesela. Ama klasik rock dinleyen bir adam orijinalinde. Aa, süper. Yani tutup rock da başka bir şey dinlettiğin zaman atıyorum. Yani şu an aklıma gelmedi ama yani ortalama bir şey dinletince bu ne diyor? Bu bence güzel bir test. Uyuyor. Tabii uyar. Uymaz mı abi? Müzik bilen insan anlar yani. Aynen öyle. Naldan anlar. Para konuşuru dinlettirdim yine. Beğendin mi? Sağ olsun. İyiymiş. Teşekkür ederiz. Aynen. O yorumu aldım. Güzel abi o zaman. Radyolarda Yunus Emre frekansı duyacağız. İnşallah. Bakalım. Yani bu ayarlama umarız olmuştur. İnşallah. Seviniriz açıkçası. Yani. Olmuş buradan inşallah. Da patronumuz dinliyorsa kendisine iletelim. Halk istiyor valla.
Ben bilmem. İsteriz. Evet. Evet, eyvah. Birkaç tane küçük yorumdan devam etmek istiyorum ben. Aa, evet, bakalım. Küçük yorum şu ne kadar var? Şöyle. Küçücük bir şeylerden devam edeceğiz. Şey yazmışlar, frekans. Emirhan Ceylan. Evet Emre abiciğim, albümün yine mükemmel bir parçayla başlamış. Abi seni dışlamış burada biraz. Abi benim adım da Emre. Bu arada onun adı Emre ya. Onun adı da Emre, benim adım da Emre. Ben Yunus Emre'yim. Ona Yunus Emre dedik. Sen mi dedin ya? Ne oluyor burada? Aspiri yak filmi. Benim adım da Emre, senin adın da Emre. Aa, evet. Senin adın. Bir taşla iki... Abi düştü. Bir taşla iki kuş vurmuş oldu o zaman. Ondan sonra bakalım... Sedat Çay'dan yine bir tane daha mesaj var. Gelsin tabii yeni tarz, yeni parçalar. Ne varsa eskilerde var. Old çok school, teşekkür başarılar ediyoruz. Dostlar. Sağ olsun eyvallah. Sedat abi, çok eyvallah. Sağ olsun, çok teşekkür ederiz. Kötü gün dostudur Sedat abi de, iyi aynen, adamdır. Aynen. Çok kötü. Gün dostudur. Çok Largo seversin. Diye bir isimden bir neknega vardı. Ne oldu çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Yani. Bilmiyoruz. Anladım. Bilmiyoruz. Tamam, bilmiyoruz. Full Park, Yunus Emre, Hasköy, Aydınlık Evler, özledik mi mahalleleri demiş. Vay be. Ben bilmiyorum bunun ne demek olduğunu. Yani evet, Full Park diye bir oluşum yapmıştık. O zaman içinde bayağı bir, şu anda da aralarında ünlü MC'ler var. İçerisinde o dönemin olan. Emre çok şey yapmıştı o zaman, demişti ya girmeyelim bu işlere falan demişti. Ben dinlemedim onu yani. Sonra girdiniz o işlere. Ha aynen, girdik. Benim biraz şeyim oldu. Ondan sonra... Aralarında çok iyi arkadaşlarımız da vardı. Mesela Kontak, az önce mesaj gönderen Sertansa çok on numara bir arkadaştır yani. İyi de bir dosttur. O dönem çünkü klan önemli bir şeydi, biliyor musun? Yani kalabalık çalışmak, iyi çalışmak güzel şeylerdi. Bence hala öyle. Ya hala öyle de zaten yani biz 20 kişiyiz şu anda. 10-10 yani yetiyor. Bence eyvah, daha fazlasına gerek yok. Ya teşekkür ederiz güzel günler için herkese. Ama dediğim gibi ya bazı arkadaşların şu saatten sonra biz sadece bu işe profesyonel bakan insanlarla çalışmak zorundayız. Çünkü biz insanların artık üniversite zamanlarında hobi olarak dinlediği, yapmaya çalıştığı işlerin bir parçası olamayız yani. Biz bu işten artık ciddi bir ekonomik kazanç sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden böyle bir ortamımız olamaz yani. Yok, güzel yani. Güzel zamanlardı tabii, oldu. Biz de çok selam yani. Söylüyoruz. Tamam. Eyvallah. Sağ ol. Bu konuda. Şeyi sormak istiyorum ben. 21 Şubat için single'ın çıkışı dediniz. Hayır. Siz hayır. Albümü... 20 Şubat gecesi saat 12 geçtikten sonra Biz albümü iTunes, Apple Music, Spotify, Fizi, diğer platformlar. Tidal. Hepsi. Yani hepsi. Adlarını hepsi. Unuttuğum buradan ki ne kadar dijital platform varsa evet. Yardırın abi. Apple, iPhone kullanıyorsanız satın alın. Spotify kullanıyorsanız premium olup bir aylığına en azından biz dinleyin, sonra geri çıkarsınız. Ondan sonra klip de ertesi günün saat 15 olması lazım. 21 Şubat 15 gibi çıkacak diye tahmin ediyorum. Güzel. O zaman 20 Şubat gecesi. Aynen, 20 yok. Şubat gecesi albüme çok az kalmış ya. Aynen. Bir hafta var. Haftaya var. Bugün albüm herhalde yayında. Herhalde yavaş yavaş tanıtımlara evet. Da gireriz sosyal güzel. Medyada. Gireriz. Cuma tanıtım girilecek diye tahmin ediyorum ben evet. De. Bir, hatta öyle bir bilgi almış olabilirim. Şu an bir mail gelmiş. Bakalım. Tamam. Siz gayet devam edin. Güzel. Ben mailimi kesinlikle okuyayım. Kesinlikle gecesiziz o gün. Zeliş abladan bir mesaj gelmiş. Selam herkese. Seviliyorsunuz canlar. Harika bir program. Biz teşekkür ederiz. Aa, Zeliş bizim yeni albümde de var vokalist. Aynen. Zeliş artık hep ha, var. Sormuştun zaten hani kim olacaksa. Evet. Zeliş'ten başka zaten şu an görüştüğümüz, çalıştığımız müzisyen yok. İleride yok. Ne olur bilmiyorum. Yani gelir bir müzisyen der ki kardeşim alın size şu kadar şey. O belki olur ama şu an için aynen. Sadece Zeliş'le çalışıyor. Çünkü çok ayrı bir ses tonu var. Müzik bilgisi, armoni bilgisi. Muhteşem bir sanatçı yani Zeliş. Sadece bir şarkıcı değil. Biz sadece şarkıcıyız, rapçiyiz. Zeliş bizim yanımızda gerçek bir sanatçı. Albümümüze hem Aynalar'da back vokal yaptı. Aha. Nakaratta. Hem de Basit ve Yalnız'ın nakaratını okudu. Biz ona back vokal yaptık. Mükemmel bir iş çıkarttı. Benim duyduğum en iyi evet, seslerden bir tanesi. Hayır, gerçekten Zeliş'le, ve Zeliş o inşallah daha da iyi olacağını kendi işleri biz. De yapıyorlar. Şu an Neşet'le zaten bir oluşum içerisindeler. Bunu benim söylemem çok doğru olmaz. Onlar kendileri anlatsınlar. Daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Sağ olsun, ağzına sağlık, emeğine sağlık okuduğu için albümde. Güzel. Ben şimdi iki tane parçamız kaldı galiba yeni albümden. Sizin evet. Parçalardan. Bir tanesini tek dinleyebiliriz ya.
Öyle mi yapalım, ne yapalım? Tek dinleyelim abi. Yok, onu en sona bırakalım. Üst üste ikisini de çalalım mı diyorsun? Aynen. Üst üste iki tane çalalım. Evet. Yeni albümden bir tanesini sona bırakalım. Hangisini sona bırakacağız? Aynaları. Onu en son mu yapalım? Evet. İyi, aynaları tamam. Sona bırakıyoruz. Peki şimdi neye gireyim abi? Kaç Baba Kaç'ı mı girsin? Kaç Baba Kaç'ta şey var mıydı ya? Yoktu herhalde. Kaç Baba Kaç'ı dinleyebiliriz. Kaç Baba Kaç. Kaç Baba Kaç. Albümde yine çok şey yapmadığımız şarkılardan. Ne yapmadığımız? Üstüne düşmediğimiz ama mix'ten sonra çok hoşumuza gidip albüme koyduğumuz şarkılardan. Neşet Kılıç etkisi var orada. Neşet Kılıç etkisi elbette. Güzel. Yapıştır kardeşim. Evet, yayına geri döndük. Yunus Emre ve Frekans'ın yeni albümünün parçalarını ilk kez burada Beat Lütfen de dinliyorsunuz. Neşet Kılıç imzası olan, onun dokunuşundan sonra koymaya karar verdiğiniz bir parça daha evet. Galiba. Kaç Baba Kaç tabii biraz daha eski underground evet. Zamanları anımsatan bir sound'u var. Hani oraya da göz kırpalım istedik albümde. Orayı unutmamak lazım çünkü yani her şeyin ötesinde bir de yani. Ya tabii şöyle yani bu bir hani müzik moda trend meselesi. Çünkü kulaklar belli başlı soundlara alışıyor. Bu sadece Türk müziğinde değil yani Türk müzisyenlerin ürettiği müziklerde değil, global çapta da yeni soundlar, yeni sesler, yeni tarzlar her zaman sürekli bir şekilde değişiyor. Müzisyenler de buna ayak uyduruyorlar. Ama şu çok mutluluk verici bir şey tabii Türkiye'de. Pop müziğimiz bile, farklı müzik türlerimiz bile artık global soundlara çok aşina, çok daha evet. Rahat icra edebiliyoruz. İmkanlar daha iyi. Bakalım daha da iyi olacak umarız yani. Güzel abi. Evet. Yani bu konuda biz kesinlikle istiyoruz. Daha çok dinleyelim. Şimdi arada Yunus Emre abi bana negatif de yok mu dedi. Şimdi düştü iki tane yeni. Yapıştır. Onları da okuyalım. Şeyden başlayalım. Flowlar Sakat diye birisi yazmış. Hocam radyo yeni açtım. Sizler kimsiniz demiş. Kanka şimdi bize diyorsan biz Beat Lütfen programını sunuyoruz Mustafa'yla ben. Ama yani konuklara diyorsan da olabilir. Ya yani. Şimdi genç olabilir, evet, geç duymuş olabilir. Bizim ara verdiğimiz dönemlerde bu müziği dinlemeye başlamış olabilir. Denk gelmemiş olabilir. Ya bizim böyle bir zaten bir kompleksimiz yok yani. Herkes bunu tanımak bilmek zorunda değil. Yunus Emre ve Frekans ama şu anda konuklarımız. Tekrar söyleyelim. Arkadaşla tanıştığımızda çok memnun olduk. YouTube'dan Yunus Emre ve Frekans kanalına girip şarkılarımızı dinleyebilir. Bizi daha iyi tanıyabilmek için ya da Spotify'da ve Apple Müzik'te bütün diskografimiz mevcut. Daha dinleyip bize dönüş yapabilirse dinledim ve beğendim, beğenmedim, iyi abi falan, biz de onları bir şekilde görürüz. Mutlu oluruz. Seviniriz. İnsan insanı tanımalı değil mi? Aynen öyle. Aklında bulundur aga. Bir de bir tane daha var. Bir de iki tane pozitif var. Onları okuyayım sonra ona geçelim. Yok, negatife gel. Negatife mi geleyim? Aynen. Tamam. Anıl Cavunt. Siz de mi ototun abi, yapmayın Allah için ya. Bunu evet, radyolarını yeni açanlar için söyleyelim. Başa ya dönelim. Evet abi şöyle yani buna bir sound olarak bakın ya, dinlediniz o kadar yani böyle mi ototunlar şimdi, piyasadaki ototunlar böyleyse tamam okey lafım yok. Ama artık buna bu kadar takılmayın ya, herkes istediğini yapsın yani, sadece müzik iyi mi değil mi ona bakmak yani lazım. Keyif alma meselesi var, bu takıntılar keyif boş yani. Bu ya, kulağına iyi gelen her şeyi dinleyebilirsin dinle. Artık bunu dinle tartışma yani. Çok çağ dışı bir tartışma ya, yapmayın yani. Gerçekten. Şey gibi sıkmışlığı, bıkmışlığı görüyoruz şu an. Surattaki Anıl kardeşim, sen de kafaya koy bunu yani. Bir bak. Boom Bap da var. Yani. Boom Bap da var evet. O az var. Önceki parçada açıkçası bas hafif şeyleri vardı yani. Tabii var göndermeleri. Var. Yani. Tabii. Yaparız yani. Yarın yine bir Boom Bap yaparız. Tekrar işte bir trap sound ile bir şey yaparız. Moda olur. Yani şey tekrar moda yani. Olması bilmiyorum, çok zor. Olur. Hiç merak etme. Rahat ol. İnşallah. O zaman yeni boom bapçılar çıkar, görürsün. Onlara da o zaman sen trap dinlemeye başlarsın herhalde. Mustafa kardeşim, bugün çok şey oldu. Yok ya, adam çekmişler altına kariyerleri, biri genetik mühendisi, biri bilgisayar mühendisi, bize diyor ki öyle yapmayın, böyle yapın. Paradan haber ver ya. Yok abi, para verme, bedava dinle adamları. Aman siz Yunus Emre şöyle rap yapsın. Frekans böyle nakarat okusun. Olur mu ya öyle?
Değil mi abi? Bundan sonra para konuşuyor abi. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şeyi oturduğunuz yerden, ya genel olarak söylüyorum, bu algıyı yıkın abi, boş ver. Rapçiye hiçbir şey kazandırmayıp rapçiden sürekli bir şey talep etmek çok yanlış yani. Yok doğru. Biz yani emekli bundan... olduk o işten be aga. Bıraktık. 15 sene bedava yaptık bu işi. Daha ne yapalım? Kralını yaptık. Hardcore'da yaptık. En battle rap'i de yaptık. Tamam, bundan sonra bizim istediğimiz olacak yani. Bundan doğru diyorsun abi. 6 sene önce ya. Rap dinliyorum diyen birisine gülünüyordu. Dalga geçiriliyordu. Ondan aynen. Daha önce daha da kötüydü. Tabii. Doğru diyorsun abi şimdi yani. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Daha iyi olacak. Şeye geçiyorum. Geç geç. Irmak Başak Özgül'den Emre evet. Abi hakikaten inanılmaz değişmiş yıllar içinde. Tam bir ideal baba konuşmaları demiş abi. Aa, bana frekanstan bahsediyor. Aynen. Nasıl üstüne aldı bak ben. Baba olan benim. Abi çocuk var. Aynen, var tabii canım. Ya. Kaç yaşında? 3 yaşında. Allah bağışlasın. Allah. Evleniyorum ben de. Aa, hayırlı abi. Olsun abi. Tabii Temmuz ayında evleniyorum. Hayırlı olsun abi. Teşekkür gerçekten. Ederim. İleride mutluluklar diliyorum. Allah razı size. Olsun. Ben de frekans gibi evlilik kervanına artık katılıyorum. Game yani, over. Yani game over. Aynen. Zorlaşır mı? Ya zorlaşmaz. Öyle bir eşim yok yani. Çok rahat. Beni her konuda destekleyen, yaptığımız müziği sonuna kadar bize hep destek veren. Hatta hep de ona danışırız yani. Emre bile der yani, Betül'e sor nasıl olmuş, nasıl etmiş sorarız yani. Çok sağ olsun. Yani, sevgiler. Eyvallah. Sevgilerimize yolluyoruz. İkondur he? Betül. Aynen. İkon Betül. İkon Betül. Vallahi ikondur yani. Evet, sevgili film öyledir ya. Aynen. Söyle abi, mutluluklarımızı biz tekrar dileyelim. Yoksa vermezdik oğlanı vallahi. Oğlanı vermezdik yani. Olsun. Kontaktan son bir yorum daha okuyacağım. Şarkılar şahane, abimler cansınız, en kısa sürede Fantazi'de SF4 kapışmak dileğiyle demiş. İnşallah. Eyvallah. Tabii ki her sağ zaman. Sertan'ı öpüyoruz buradan. Evet. Canım kardeşim. Abiler, şimdi ufak ufak sonlara doğru geliyoruz programımızda. Tamam. Ama bizim açıkçası buraya gelen her konuğumuza sorduğumuz ve sormak istediğimiz bir soru var. Buna bireysel bu olarak ya, sabahtan beri bundan bahsediyor ama içeriği hiç anlatmıyor. Ne abi? Çok, ne da, çok, da bir şey, çok da bir şey değil aslında. Nedir yani, ya? Bireysel cevaplar almak istiyorum bu soruya sizden. Tamam. Abi, rap dinlemeye ilk aha. başladığınız zaman bu ha, yani... İlla isim alacaksın değil mi? Bizden? Yok, hayır hayır. Hiçbir isim yok. Rap dinlemeye ilk başladığınız zaman o içinizdeki çocukça olan, ya genç olan o heyecanla, ilk heyecan, o ilk heyecanla şu anda gittiğiniz yolu o çocuk destekliyor mu, mutlu mu? Ya bu hani Hacı o topu çocukça bir heyecanla oynuyordu, o yüzden Hacı'ydı ya. Onlar, ondan bahsediyorum işte. Yani 33 yaşındayım, 32 yaşındayım diyorsunuz, veriyorsunuz. Bu o çocuk ilk başladığınız zaman bunu dinleyen çocuk şu an yapan adamdan memnun mu gittiği yoldan? Güzel. Güzel, çok güzelmiş soru, evet. Yani şöyle, memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü o çocuğun bir hayali vardı. Yani o çocuk hayal kuruyordu ve daha güzel, daha renkli, daha geniş hayallerdi bunlar. Bu hayallerin içinde tabii bu zamanki adamın pozisyonu da vardı. Yani o da bir ihtimaldi. Şu anki adam biraz eksik. Yani bu herkes için var. Yaş faktörüyle alakalı bir durum. Şu anki adam biraz daha rasyonel düşünüyor. Daha mantıklı kararlar vermeye çalışıyor. Çünkü öyle yapmak zorunda. Hayat böyle bir şey zaten. O ilk başlayan çocuk, bu işe başlayan çocuk sonunu düşünmüyordu. Yaptığı, dediği hiçbir şeyin sonunu düşünmüyordu. Nereye varacağını düşünmüyordu. Ve hata yapmaktan korkmuyordu. Şimdiki adam öyle değil. Şimdiki adam daha temkinli adım atmak mecburiyetinde. Daha dikkatli yol almak mecburiyetinde. Böyle bir durum var. Fakat işin heyecan boyutuna gelecek olursak, heyecan başka bir duygu. Yani bu hangi pekiştiricin sizi iteklediğiyle alakalı bir durum heyecan. Elbette o çocuğun heyecan pekiştiriciyle bugünkü adamın heyecan pekiştiricileri birbirinden farklı. Ama önemli olan şu, program başında da hani söylemeye çalıştığımız şeydi o. Ne olursa olsun, ya bu 18 yaşında bir çocuk olsun veya 32 yaşında bir adam olsun, hiç fark etmez. Bir duyguyu karşı tarafa nasıl aktarabiliyorsa o kadar başarılı olur. Bu bütün sanat dallarında bu böyle. Bir şey anlatıyor. Bu anlattığı şey karşıya nasıl geçiyor? Bu duygu nasıl iletiliyor? Bunu başarması lazım. Yetenek de burada ortaya çıkıyor zaten. Bu da ortak yanı. Yani o çocukla bu adamın ortak yanı. Ey yorlamam bu kadar.
Teşekkür ederim frekanstan için. Şimdi Yunus Emre'den alabilir miyim bir de? Yani ben onun kadar süslü cümleler kurmayacağım. Çünkü benim için olay öyle gelişmedi. Ben anlık daha çok şeye göre plan program çok yapmayı severim günlük hayatımda ama bu işi üretirken ruh halim neyse, ne hissettirirse onu yaparım. Çocukken yani böyle bir klasik bir işte aman sahnelerin adamı olalım, bilmem ne olalım, böyle bir şeyim yoktu ama hayatıma kattığı çok değerli şeyler var. Müziğin, rap olarak bakmak biraz şey kalabilir. Müziğin hayatıma kattığı çok önemli şeyler var. Bunlardan birçoğunu gerçekleştirdik. Gerçekleştirdim, yaşadık, gördük. Bunların geri dönüşleri illa bir kitlesel bir yere hitap edip bir başarı almak ya da karşılığında bir ödül almak gibi düşünmemek lazım. Kendi duygularını, kendi hırslarını, kendi egolarını tatmin etmekle ilgili bir şey bu. Ve bugünse baktığımda şunu görüyorum. Nispeten egolarımı daha disiplin ettiğimi düşünüyorum. Yani o dönemki hırsım yok açıkçası. Daha farklı şeylere kızgındım, daha farklı şeylere hırslıydım. Daha bencil müzik yapıyorum şu an. Ya bencil derken benlik anlamında bencillikten bahsediyorum. Daha kendimi ifade edecek, daha kendi hayatıma dair şeyleri paylaşmayı sevmeye başladım. Önceden gördüklerimi ve herkesin ortak dertlerini yakalamaya çalışmak gibi bir kaygım vardı. Artık böyle bir kaygım yok. Sadece bana ait olan sevinç, mutluluk, hüzün, keder neyse yani. Onları paylaşmaya başladım. Tabii bu bazen karşıdakiyle aynı anda buluşabiliyor. Bazen karşıdakine geçmiyor o iş. Bunu da göreceğiz, zaman gösterecek riskli diye düşünüyorum. Risk yani, o risk yani, ona o gözle bakmıyorum ya. Yani olursa olur, olmazsa olur, çok hani risk alayım almayayım mı diye bakmıyorum ama zaten böyle üretebiliyorum. Diğer türlü bir üretim geçmiş yani. Bakıyorum şimdi şarkı geliyor, altyapı geliyor işte. Düşünüyorum buna ne yazmalıyım falan diye. O an gerçekten aklımda, kafamda, etrafında nasıl bir problem ya da nasıl bir ruh hali varsa onu geçiriyorum. Ya bir konu bulayım, buna bu konusu bu olsun. Böyle bir güdüm yok yani. Ama tabii Yunus'un dediği çok doğru. O şu da demek aynı zamanda. Yani o kişisel duygu, o kişisel ruh hali gerçekten onu yansıtabiliyorsan yaptığın esere zaten o karşı tarafa geçiyor. Çünkü bütün insanlar aynı. Yani çoğumuz aslında, çoğumuzun dertleri var. Herkes kendinde, başkasında kendini buluyor. Bu da çok değerli bir şey. Yunus arkadaşım, kutluyorum. Çok güzel ifade etti gerçekten. Evet, sağ ol kanka. İkinize de bu soruya kardeşim bu şekilde cevap verdiğiniz için biz de teşekkür ederiz gerçekten abi. Sağ olun. Ve aynı zamanda buraya geldiğiniz için de bu akşam biz teşekkür ederiz. Burada bizimle bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Özellikle son sözümüz. Geçireceğim. Neyi geçireceğim? Geçireceğim dedi ya, duydun mu? Ben ve geçireceğim dedi. Estağfurullah. Kapıya kadar geçireceğim. Ben ve Mustafa için çok özel yani. Teşekkür ederim. Güzel bir an oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz yani için de güzel geçmiştir. Evet abi, son bir söz yani var mı? Yani son bir söz, buradan selam gönderelim. Önce bir abi şeyin reklamını yapabilir miyim müsaadeniz olursa? Ne? Ya bu gece saat 01'de Twitch'te Nintendocu kanalında yeni oyunların tanıtımını yapacağız. Günlerdir buna hazırlanıyoruz. O yüzden dinlemek isterseniz Google'a Nintendocu Twitch yazarsanız bizi hangi oyunlar abi? Nintendo'nun yeni çıkaracağı oyunlarla ilgili. Tamam. Daha kendi kitlesiyle ilgili. Destek olursanız, kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Onun dışında albüm gerçekten çok güzel oldu. Hiç beklemediğimiz gibi oldu. Tasarlamadığımız gibi oldu ama çok içimize sindi. İlk defa vokallerimizi bir başkasına teslim ettik gönüllü rahatlığıyla. Neşet'e çok teşekkür ediyoruz buradan. Gerçekten emeği çok büyük, sağ olsun. Çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir prodüktör kendisi. Kendi dalında. İşimize çok iyi sinen oldu. Üretmeye devam ediyoruz. Çok seri üretiyoruz. Çok fazla parça var. Onun dışında Emrecan Topal'a çok teşekkür ediyoruz. Klibimizi çeken Happy Day ekibine çok teşekkür ediyoruz. Zeliş'e çok teşekkür ediyoruz. Nevzat Can'a çok teşekkür ediyoruz. Ya sadece arkadaşlarımızla işte Emre'nin daha önce söylediği gibi imece usulü bir albüm oluşturduk. Hem vakit ama değerli olan bu yani. Evet. Bu çok değerli bizim için. O arkadaşlar hepsi bizim yol arkadaşlarımız. Biz aynen. Çalıştığımız herkese o gözle bakıyoruz. Aynı yolda yürüyoruz. Umarız bu albümün
kitleler tarafından sevilmesi, beğenilmesi onlar adına da iyi olur. İnşallah. Umarız. İyi şeyler olacaktır onlar için de. Olmasını da çok arzu ederiz. Hepsi kendi dalında gerçekten başarılı insanlar. Başarılı olmasalardı sırf arkadaşımız oldukları için çalışmazdık asla. Bunu daha önce hiçbir zaman yapmadık. Çok gençken belki böyle şeyler yaptık ama şimdi artık geldi iş profesyonel bir mecraya dökülünce işler değişti. İşler değişti. Gerçekten profesyonel bir ekiple çalıştık. Çok memnunuz bu işten. Devamı gelecek. Biz de çok heyecanlıyız. Albüm dediğim gibi 21 Şubat'ta Marifet klibi çıkıyor. YouTube'da, Net'te de ve 3 Adım Müzik kanalında. 20 Şubat gecesi de dijital platformlarda 5 şarkı olarak hatta 6 track olarak sizlere sunulacak. Dinleyip devamını getirseniz çok mutlu oluruz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Evet, evet. Ayrıca, ayrıca misafirperverliğiniz gerçekten evet. Takdire şayan. Çok teşekkür ederiz. Mustafa'ya, Hakan'a, Ataberk'e, Belkıs'a çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz ve Beat Lütfen olarak sizi burada tekrar görmeyi çok isteriz. Bakalım. Umarız. Allah büyük. Bakalım. O onu günler gösterir. Evet. Zaman gösterir. İleriki zamanlarda umarız tekrar biz eskiden böyle bir radyo şey kapatırdık ya. Kral biziz. Ankara'nın herkes ayağına denk olsun falan. O şeyden böyle kapatırdık, tabii. Çok heyecanlıydık ya. Aynen. Şimdi canı sağ olsun herkesin. Ama daha ölmedik birader yani. Ya, daha dur. Aklımızda bulunduralım. Daha dur buradan. Ölmedik yani. Yok. Herkesi çok seviyoruz. Güzel. Biz kimseye şey değiliz ya. Yani bu rap müzik dünyasında çok fazla bir çatışma görüyorum son zamanlarda. Evet. Ya bu belki yani PR oluyor, belki başka bir şey oluyor. Biz herkesi seviyoruz. Sevmediğimiz kimse yoktur. Ya bizi sevmeyenlerin de canı sağ olsun yani. Ne yapalım? O da bir duygu tabii. Evet. Evet. Yunus Emre ve Frekans bugün Beat Lütfen'deydi. Dinlediğiniz için evet bir abi. Şey ekleyelim. Aynaları çalmadık. Yo, onu geleceğim. Bak çok geleceğim. Güzel bir şarkı. Dur bir dakika. Onu bir anlatalım. Onu sizin anlatalım. Var mı reji? Var. Şimdi bir gün. Yunus. Yunus dedi ki ya dedi biz böyle dans ettirecek falan da bir şeyler yapalım. Yani. Albüme dedik ki yani rap koyduk, trap koyduk, işte boom bap tarzı bir şey koyduk. İşte daha down tempo bir şey koyduk. Bir de dedik böyle dans ettirecek, işte insanları heyecanlandıracak, böyle gece kulübünde falan hoşa gidecek bir şey yapalım dedik. Aynalar çıktı. Tabii farklı bir sound, afro trap denememiz ilk. Siz de dinleyin hatta tabii geçelim abi. Bir dinleyin, siz de bir yorum yapın, ne diyeceksiniz bakalım. O anlamda da çok heyecanlıyız bu şarkıyla evet, alakalı. Evet. Bu. Aslında albümde 5 tane farklı sound var. Farklı evet, hiç evet. Albüme benzemiyor hepsi yani. Birbirinden hepsi farklı. Başka. Konsept olarak gerçekten. Farklı. Evet. Aynen. Ayırt edemezsin yani. Hepsi birbirinden başka. Niye biliyor? Hangisi tutarsa oradan bir şey yapacağız yani. Mevzuya aldın değil mi? Anladın. Sana lazım. Mustafa'cığım yani para konuşur kardeşim. Evet. Kapanış yapıp aynalara geçiyorum o zaman. Aynen. Ya tekrar. Unuttuğumuz kimse yok değil mi ya bizim yok. Kitap? Aa, ben Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki arkadaşlarıma çok teşekkür ederim dinliyorlarsa hala. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saat 12'yi geçmediği için ben de sevgililer gününü kutlayamıyorum sevgilimin. Aynen herkesin yani, kutla kutla boş ver. Sevgilimin sevgililer gününü kutluyorum. Başka da kimse. Romantik çocuk ya. Ya. Yunu. Baş başa kaldığınızda bana Yunu der. Kabul abi yani biz hadi yatırgamayız. Tamam gidelim oğlum nereden nereye ya. Hadi bakalım. Evet. Beat Lütfen bir çarşamba akşamı daha beraberdik. Yunus Emre ve Frekans bizimleydi. Ben Hakan. Ben Mustafa. Ben Yunus Emre. Frekans. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Aynalar parçasıyla veda ediyoruz.